Sevgili seyirciler, marketlerde alışveriş yaparken raf ile kasa arasındaki fiyatlarda birçok kez farklılık olduğunu rastlamışsınızdır. Ya da dikkat ettiniz mi? Raftaki fiyatları kasadan çıkınca aldığınız fişlere bakıyor musunuz? Konuyla ilgili gerçekten vurgun mu, bilinçli bir vurgun mu yoksa saf ayağına yatılarak farklı bir ayak oyunu mu? Birçok vatandaşın mevcut sıkıntıyla karşılaştığını biliyor ve şahit olmuşsunuzdur bu konuyla ilgili sevgili seyirciler. Yetkililere sorulduğunda rafla kasa arasında neden değişiklik var? Cevaplar herkese aynı şekilde veriliyor. Gerekçe olarak fiyatların güncellenmediği ve sisteme düşmediği öne sürülüyor. Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Gecirken, marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olmasının alışveriş esnasında pek fark edilmeyen bir durum olduğunu söyledi. Vatandaşın açısından fark edilmediğini söylüyor. Hakkari'de mi sadece böyle? Tabii ki Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Dürüst olanlar da var, tilki kurnazlığına yatanlar da var. Ama maalesef ülkemizin her yerinde fırsatçılığın çok farklı boyutları işleniyor. Haberimizi izliyoruz. Birçok vatandaşın mevcut sıkıntıyla karşılaştığını biliyor ve şahit olmuşuzdur. Rafla kasa arasında neden değişiklik var diye yetkililere sorulduğunda gerekçe olarak fiyatların güncellenmediği ve sisteme düşmediği öne sürülüyor. Cevaplar herkese aynı şekilde veriliyor. Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olmasının alışveriş esnasında pek fark edilmeyen bir durum olduğunu söyledi. Kasa fiyatıyla raf fiyatı arasında bir farklılık olursa bu konuda tüketicinin lehinde olan fiyat geçerlidir. Yani tüketicinin en minimum fiyat hangisiyse o tüketicinin hakkıdır, onun ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaşanan bir durumu ya da firma ya da market sahipleri bu durumu kabul etmezse ne olacak? Bu durumda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bunun aracılığıyla da bizler Tüketiciler Birliği olarak vatandaşlarımızın bu konuda hizmetinde olacağımızı ve gereken bütün uyuşmazlıkların problemini çözeceğini, vatandaşlarımızın haklarını koruyacağını ve haklarının geri iade yapılması konusunda çözümler bulacağımızı ifade etmek istiyoruz. Geçirgen, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğünce çıkarılmış olan fiyat etiketleri yönetmeliğinin bu gibi durumlarla karşılaşılan tüketiciyi koruma altına aldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğünün fiyat etiket yönetmenliğinin 5. maddesi bize diyor ki, bir malı satan, perakende satan bir iş yerinin o mal konusunda, mal üzerindeki etiket üzerinde fiyata net bir şekilde, açık okunabilir bir şekilde ibarenin olması gerekiyor. Dolayısıyla da tüketici alışveriş yaptığı esnada kendi bütçesine göre hesaplanmasını, raflardaki fiyatının toplamına bakarak kasaya o şekilde mallarını alır, satın almaya başlar.